Uzun uzun anlatmış. Bir yarışma. Şöyle bir çark var. Çarkı pelek gibi bir yarışma. Döndürülüyor. Böyle döndürülüyor. Bir altta da tanımlamalar yapılmış. Ok yönünde dönüyormuş tabii. Şimdi birinci ifade şöyle demiş. Her döndürme işleminde 17 dilim yer değiştiriyormuş. Eğer pasın üzerine gelirsek de bir dilim ileriye gidiyormuşuz. Diyelim ki pas geldi, bir ileri gideceğiz. Bir sonraki dilimden devam edeceğiz. Evet, 107 kez çevrildiği zaman hangisini kazanır diye soruyor. Bir kere şimdi nasıl hareket ediyor ona bakalım. 17 dilim ilerliyormuş. Buradaki dilimlerin sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane dilim var. Bir çevirmede 17 dilim gittiğine göre aslında bir dilim ileri gidiyor demektir. Yani 17 dilim ileri gidiyormuş. Şimdi 17'yi biz şöyle düşünebiliriz. 8 artı 8 artı 1. Buradan başlayacağız. 8 dilim gidecek, yine başa gelecek. 8 dilim gidecek, yine başa gelecek. Bir sonraki dilime geçecek. Yani aslında 17 kez 17 dilim ileri gidince bir çevirmede 17 kez ileri gidiyordu. Bir çevirmede aslında bir ileri gidecek. Bir ileri. Tabii ileri şunu yazayım. Bir ileri. İlerinin neresi olduğunu da tespit edelim. Şimdi bizim çarkımız burada. Biz mesela bir kare şöyle saat yönünde döndürürsek şöyle olur. Hatta iki dilim döndürelim. Bu dilim saat yönünde ilerlediği için araba buraya gelecek bir dilimde. İkinci kez hareketinde buraya gelecek. Yani bizim şu ok işaretinin altında göreceğimiz şey bunun iki sağındaki aslında. Mini fırını göreceğiz. Yani bir dilim gidince pası görürüz. İki dilim gidince bunu görürüz. Yani şu tarafa doğru saymalıyız sayma işlemini. Çark bu tarafa döndüğü için bu taraftaki dilimler okun altına gelecek. Bu taraftaki dilim okun altına gelecek. Şöyle bir, iki, tam okun altına bu gelecek. Yani şu tarafa doğru sayacağız. Dönüş nedeniyle. Yani aslında biz birinci kez döndürdüğümüz zaman pasa denk gelecek. Sonra bir ileri almış olacağız. Buraya gelecek. Birinci döndürmenin sonucunda bu pas gelecek buraya. Bir sonrakini alıyoruz. Birinci döndürme de buraya geldi. İkinci döndürme de buraya geldi. Üçüncü de buraya geldi ama biz şunu alacağız. Üçüncü. Dördüncü döndürmede bisiklete gelecek. Beşinci döndürmede bu ne? Bilgisayar şu bisiklete gelecek. Altıncı döndürmede tekrar arabaya gelecek. Başa dönmüş olacağız. Yani her altı dönüşte bir başa dönüyor. Her altı dönüşte, altı çevirmede, altı çevirmede başa dönüyor. Yani ilk halini göreceğiz. Altı çevirmenin sonucunda biz yine bu şekli göreceğiz. 107 kez çeviriyormuşuz. Bakalım. 107'yi 6'ya böleriz. Bir kere 6 çıkarırız. 4, 47, 7 kere 42 çıkaralım. 5. Demek ki biz 17 defa çevirdiğimiz zaman 6'dan 17 tane var. 17 defa çevirdiğimiz zaman 17. çevirmeden sonra da bu şekilde kalacak. Sonra 5 kez daha çevirmeliyiz. 5 kez daha çevireceğiz. Şimdi bakalım 5 kez çevirdiğimiz zaman şuradaydık. Biz bu tarafa doğru gidiyordum. Şimdi birinci buradan, ikinci buradan, üçüncü, dördüncü, beşinci bisiklete denk gelecek. Beşinci çevirmede bisiklete denk gelir.